Bölge Müdürü Beştaş, sanayicinin enerji ihtiyacının karşılanmasında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini söylüyor. Daha önce organize sanayi bölgemizde bir fuel oil ile çalışan bir elektrik santrali kurmuştu ama çok yoğun gelen zamlardan sonra artık maliyetleri karşılayamayacak hale gelince santral kapandı. Şimdi aynı santral yerinde kömürle çalışan bir buhar santralı var. Tabii özel bir şirket kanalıyla işletiliyor orası. Yaklaşık 15-16 tane özellikle boyane olarak çalışan tekstildeki sanayicilerimize buhar ihtiyacını karşılıyor. Beştaş, bölge içerisinde buhar santrali dışında doğalgazla ilgili yatırımları olduğuna da değiniyor. Bir özel şirket tarafından 63 megawattlık şu anda bir santral devreye girdi. Doğalgazla çalışan. Üretime başladı. Tahmin ediyorum iki katına da çıkacaklar ihtiyaçlar çerçevesinde. O da güzel bir yatırım oldu bölgemizde. Her geçen gün daha da iyi konumda ilerliyor. Enerjinin çeşitlendirilmesi konusuna değinen Tanju Beştaş, yenilenebilir enerjide ilk yatırım maliyetlerinin sanayicileri düşündürdüğünü dile getiriyor. Enerjide en büyük olay bildiğiniz gibi yenilenebilir enerji olması gerekiyor. Tabii güneş enerjisi şu anda tabii yurt dışında Almanya'da falan var. Ama bunların aküleri ve diğer ekipmanlar çok pahalı şu anda. Dünya da bekliyor bunu. Yani belli bir şeye oturmadı daha sistem. Ama fabrikaların çatılarında niye olmasın? Olabilir. Tabii ilk yatırım maliyetleri çok yüksek. Sanayici belki de ondan çekiniyor. Ama bunu Türkiye'de bilen uzmanlar yok mu? Var. Bu işi bilen mühendisler yok mu? Var. Ama güneş enerjisi konusundaki piyasanın bir maliyetler konusunda bir beklenti var sanayide şu anda. Denizli, Buharkent ve Sarayköy'de jeotermalle ilgili zengin kaynakların bulunması da enerjideki çeşitlilik konusunda umut vaat ediyor. Jeotermal konusunda çok önemli. Bu konuda Buharkent tarafında, Horsunlu tarafında çok güzel çalışmalar var. Özel şirketler şu anda çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah oralardan da bir elektrik enerjisi üretilirse, tabii ne kadar çeşitlilik çok olursa o kadar kendinize enerji konusunda bir garanti almış oluyorsunuz. Elektrik fiyatlarındaki değişikliğe dikkat çeken Bektaş, yakın zamanda sanayicilere ucuz elektrik kullandıracak girişimlerde bulunduklarını müjdeliyor. Organize sanayi bölgelerinde bu EPDK yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde organize sanayi bölgeleri de bir tabii serbest tüketici. Dolayısıyla biz tedarikçimizi yani elektriği üreten tedarikçimizi seçme serbestisine haiziz. Biz bundan yaklaşık bir sene önce falan %11,5 Denizli'ye nazaran organize içerisinde sanayici indirim elektrik verebiliyordu. İşte doğalgaza gelen son zamlardan sonra biraz tabii o şirketler de maliyetleri yükselince o iskontoları bize verememeye başladılar. Yalnız biz değil tüm Türkiye'deki organize sanayi bölgelerine. Benim bugün aylık tüketimim yaklaşık 35 milyon kilowatt saat civarında. Firma ismini söylemeyeceğim ama yine %3-4 indirimle bir önümüzdeki aydan itibaren elektriği almaya başlayacağız gene bir firmayla. Görüşmelerimiz devam ediyor. Tanju Beştaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu'nun işbirliği sonucu çevrenin korunması, iyileştirilmesi, temizlenmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için çalışan, çevreye ve kanunlara uyumlu faaliyet gösteren, atık su arıtma tesislerini tamamlayarak faaliyete geçirmiş ve düzenli atık depolama tesisleriyle bertaraf tedbirlerini almış organize sanayi bölgelerinin ödüllendirilmesi amacıyla geleneksel olarak düzenlenen en temiz organize sanayi bölgesi yarışmasında ödüllendirilmiş olmaktan gururla söz ediyor. 2008 yılında Çevre Bakanlığı'nın açmış olduğu yarışmada oraya katıldık. Yaklaşık 24 tane organize sanayi bölgesi katıldı. Biz Türkiye ikincisi olduk orada. Manisa ile Bursa birinciliği paylaştı. Biz Adana ile ikinciliği paylaştık. Ankara üçüncü oldu. Bugün Kayseri gibi, Antep gibi bunlar sıralamaya giremediler ki İstanbul'da çok büyük bölgeler var. Beş
Beştaş, atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtmaya tabi tutulduğu arıtma tesisinin 1998 yılında devreye alındığını aktarıyor. Arıtma tesisini Türkiye'de ilk yapan bölgelerden bir tanesiyiz. Yaklaşık 15 yıldır biz atık su arıtma tesisini işletiyoruz. Bugün endüstriyel atık suda Türkiye'de bilmiyorum ya 3-4 büyük kapasitede bir arıtma tesisine sahibiz. Yaklaşık 42 bin metreküp bölü gün kapasitede. Biz bunu 1995 yılında başlamıştık. Bir yıl gibi bir sürede bitirdik. Deneme üretimleriyle birlikte kesinlikle 98'den itibaren de işletmeye aldık. 7 milyon 850 bin dolara mal ettik. Devletin hiçbir katkısı yoktur devletimizin. Tamamen sanayicinin çok kirleten eşittir çok öder prensibiyle bunun finansmanını gerçekleştirdik. Tanju Beştaş yapılan denetimlerden alınlarının akıyla çıktıklarını söylüyor. Biz organize sanayi bölgesi olarak çok iyi denetlemiyoruz. Neden? Toplu halde olduğumuz için hem biz sanayiciyi denetliyoruz hem de biz Çevre Bakanlığı ve İl Müdürlüğü denetliyor. Hiç habersiz. Yapılan bütün denetimlerde şu ana kadar 15 yıldır bir tane ceza işlemle karşılaşmadık. Devletin kabul ettiği değerlerin yaklaşık yarı yarıya altındayız. Bizim arıtma tesisinin aylık elektrik gideri 110 bin TL civarında şu anda. Sadece elektrik gideri ayda. Kullandığımız kimyasal, tabii bizde sadece biyolojik arıtma yok. Mekanik, kimyasal ve biyolojik arıtma. Üçü birden var. pH ne zaman yükseldi? Sürekli laboratuvarımız var. Orada kontroller yapılıyor. Bir de akredite laboratuvarlar da her ay 3 ayda bir de bizden hiç tabii bunlar tescillenmiş akredite laboratuvarlar. Analizleri gönderiyoruz. Raporları alıyoruz. Ona göre de kendimize bir yol çiziyoruz. Çevre, sanayi ve sorumluluk kavramları yan yana geldiğinde Denizli'de nasıl bir yapının ortaya çıktığını merak ediyoruz. Tanju Beştaş, çevre konusunda OSB yönetimiyle sanayicilerin birbirini tamamladığını ifade ediyor. 1986'dan bu tarafa ben ve ekibimle birlikte hiç gece gündüz durmadan biz yaklaşık 150 bin üzerinde fidan diktik. Tabii idari binanın etrafındaki o yeşillik, bölgenin içerisindeki yeşil alanları donatmayla sanayiciler de bunu görüyor ve bizden özeniyor belki de. Onların da tabii bir çevreye karşı bir kültürü, bir görgüsü var. Bu manada da hep birimizi tamamladık yani. Tabii ağaçlamada zannediyorum ki Türkiye'de ilk birinin içindeyiz yani. Bir değil, biriz yani. Çünkü ve diktiğimiz ağaçlar da inanın orman çamı değil bunların hepsi. Gelir getirici ağaç bunların hepsi bu çamlar. Fıstık çamı dediğimiz künar ağaçları bunlar. Yaz kış yaprağını dökmeyen, ekonomik getirisi olan ağaçlar. Yaya kaldırımlarımıza bile biz bunlardan diktik. Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Tanju Beştaş, Denizli ve Türkiye'ye katkı için hedeflerinden bahsederek sözlerini noktalıyor. Sanayiciler varsa biz varız, biz varsak da sanayiciler var. Çok daha iyi üretim, çok daha iyi istihdam, çok daha iyi ihracat, ekonomide çok büyük Denizli olarak da Türkiye'ye katkı. Dünyadan haberler. Günümüzde dünyada 700 adet faal atıktan enerji tesisi bulunuyor. Batı Avrupa'da 560, Amerika Birleşik Devletleri'nde 80 civarında atıktan enerji üreten tesisin varlığı biliniyor. Günde 90 bin ton atığı ısıl işlemden geçiren bu tesisler yaklaşık 2 milyon konutun elektrik veya sıcak su ihtiyacını karşılayabiliyor.